Selam sayın izleyenler televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. İlginizi çekecek olan ülkemizden haberlerimiz vardır. Hep beraber izleyelim. Başbakan Dimitar Kovacevski Kanal 5 televizyonuna konuk olurken Frontex anlaşmasının Makedonca dilinde imzalanmış olduğuna dair olarak hem açıklamasını hem de memnuniyetini dile getirmiş oldu. Kendisine göre tüm 27 Avrupa Birliği üyesi tarafından desteklenmiş olan bir Frontex anlaşması Makedonca olarak imzalanmıştır. Muhalefette ve geri kalan protestolarda söylenen ve konuşan özellikle yanlış ve yalan iddialar suya düştüğünü söyledi. Kendisine göre ülkemiz Avrupa Birliği yolunda kararlı. Blagoevgrad'da açılacak olan Makedon topluluğuna ait olan külübüyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Buyar Osmani'den açıklama gelmişti. Kendisi özellikle her iki ülkede açılmış olan kulüpler ancak mevcut olan ilişkilere herhangi bir katkıda değil zarar verebilir. Çünkü iki ülke arasındaki komşuluk ve dostluk ilişkileri mevcut olan yöntemle değil başka güvenilir ve başka yöntemlerle ancak mümkün olabilir. Ondan dolayı kendisi Blagoevgrad'da açılacak olan kulübüyle ilgili olarak gitmeyeceğini bildirdi.

Geçenlerde Üsküp'teki yalan olan ihbarlarla ilgili olarak özellikle bomba ihbarı okulları boşalttı. Konuyla ilgili olarak Win Win yayına konuk olan İçişler bakın Oliver Spasovski kendi açıklamasını yaptı. Tüm gereken araştırmalar yapılmıştır ve incelemeye devam edilmektedir. Emeyler ve ihbarlar nereden yapılmış olduğuna dair olarak belli. Fakat kimler tarafından yapılmıştır daha incelemeler devam etmektedir hükümet tarafından alınan son kararlarına göre 1 megavat üzerine en az üreticileri için 100 euro civarında bir destek söz konusu olacaktır ve o şekilde elektrik faturaları daha ucuza gelecektir. Konuyla ilgili olarak özellikle un ve ekmek üretimleri için bu geçerli olacaktır. Öte yandan ise ekonomi bakanı Kreşnik Bekteşi'ye göre TETO'nun devreye girmesiyle birlikte özellikle enerjinin zamlanmasını iyi bir şekilde balans edecektir ve bunun hafifletmesiyle ilgili olarak gereken adımlar atılacaktır. Teto ile beraberce daha ucuz bir enerji söz konusu olacaktır. Çünkü mevcut olan şu anki aktüel elektrik ve enerji kaynakları kıt bir şekilde devam etmektedir. Teto bu konuda büyük bir kolaylık sağacağına inanılmaktadır. Sırada ise yerel haberlerimiz vardır. Onları da beraberce izleyelim. Debre Sağlık Ocağı kendilerine ait olan fotovoltaik panellerine sahip olacaklar. Belediye yönetimi ve Uluslararası Değişim Banka temsilcilerin hükümetçe üzerine yapılmış olan son anlaşmasına göre Debre Sağlık Ocağı'na enerji konusunda hem enerji tasarrufu hem gereken enerji miktarının harcanması konusunda fotovoltaik panelleri takılacaktır. Bu olay ayrıyeten Debre Sağlık Ocağı Sekreteri Mersim Koleti de katılmış oldu. Fatmir Besimi tarafından imzalanmış olan anlaşmasına göre Debre Sağlık Ocağı'na fotovoltaik paneller gelmektedir. Müzik Debre Gölü kendi etkilisini beklerken bu sefer de erken bir cevap. Ziraat Ormancılık ve Su İşletmeleri Bakanı Lükço Nikolovski'den gelmişti. Kendisi bakanı olarak Debre'deki etkinlikleri yakından takip etmektedir ve son olarak tamamen bakanlık açısından yapılması gereken kararların arasında spor, spor bağlı avlanması ve rekreasyon konusunda önemli olan bazı sebeplerine dayanarak kendi kararını vereceğine dair de açıklamasını yaptı. Kendisine göre devre gölü şimdiye kadar spor ve spor müsabakaları konusunda olağanüstü bir zemin olarak sayılmaktadır. Ondan dolayı devre gölüne verilmesi verilmesiyle ilgili olarak ancak balık spor olarak avlanması ve rekreasyon iznin ile ilgili olarak bir kararın getirileceğine inanılmaktadır. Aşağı Kosovrasti köyündeki özellikle su sıkıntıların çözülmesi konusunda yerel yönetimi tarafından da ciddi adımlar atılmaktadır. Devre Belediye Başkanı Ekuran Duka ve Aşağı Kosovrasti köy sakinlerin temsilcileri bir araya gelip ilk çalışma adımlarını beraberce atmış oldular. Özellikle bu projeye göre buradaki su sıkıntıların çözülmesi yönünde birçok çalışma söz konusu olacağına dair olarak açıklamalar yapıldı. Bilindiği gibi proje olarak hazırlanıp Aşako Sovrasti Sakinlerine özellikle su sıkıntıları sorusunun bir cevabı olarak gelmektedir. İlk çalışmalar inşaat çalışmaları olarak bu projenin startını belirlemişti. Debre ve ülkemizi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki karate turnuvasına temsil ederek katılmasıyla birlikte en iyi bir şekilde sonuçlar elde etmeye Sara Duka şimdiye kadar bir zafer ve bir mağlubiyete imza atmış oldu. Kendisinin tamamen iyi bir hazırlık gördükten sonra Japonya temsilcisini tam yenerken Karadağ temsilcisinden de Kaybetmiş olduğu Sara Duka bilindiği gibi hem devre karatecileri adına hem de ülkemizdeki milli adıma özellikle mevcut olan ülkemizin etkinliklerini en iyi bir şekilde temsil etmeye dünyaca düzenlenmiş olan Konya'daki karate turnuvasına katılmaktadır. <laughs> Geleneksel olarak Skudrin'ye görüşmeleri bu sefer ise pazar günü için ayarlanmıştır. Bununla ilgili olarak tüm gereken organizasyon çalışmaları Maki Türk STK'sı tarafından düzenlenmektedir. Sadece Türkiye misafirleri değil, aynı zamanda gurbette bulunmuş olan birçok Skudrinyeli katılması ile ilgili olarak bu görkemli olan görüşmeye katkıda bulunacaktır. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.